toparlama ilgili olarak gördük. Ancak bu toparlayıcı ilgili olmasına nazaran bu fiyatların yükselmesinden dolayı, enflasyonun yükselmesinden dolayı yine esnafımız bir nevde geri kaldı. Neden dolayı kaldı? Çünkü enflasyondan dolayı bir malı 100 liraya satıyoruz ama 120 lira alıyoruz. Bu 120 lira bizim karımızdan ve sermayemizden gidiyor. Bir de bundan dolayı biraz esnafımız dolayı zarara girmiş oldu. Ancak önümüzdeki yıllar inşallah 2023 yılı esnaf ve sanatkarlarımızda güzel bir yıl olmasını bekliyoruz. Bugün içerisinde asgari ücrete yapılan zamların, ondan sonra emeklilere verilen zamların inşallah bunlar esnafımıza yansıyacaktır. Çünkü esnaflarımıza para nereden gelecek? İşte ücretli olanlardan esnaf satış yaptığımız zaman onlardan geliyor. Çiftçiden geliyor, turizmden geliyor. Aynı zamanda 2023 yılı da biliyorsunuz İslam devletlerinin Şanlıurfa'mızın turizm başkenti yaptı. Bu da esnaflarımız için güzel bir müjdeli bir haber. İnşallah esnaflarımız da bu turizmden faydalanacak. Şanlıurfa'mız güzel dünyada tanıtılacak. Bu etkinlikler yapılacak Sayın Valimizin işleyişinde, belediyemizin işleyişinde. Bizler de bunun içerisinde bir nebze olsa da esnafımızın ne gibi çalışma yapacaklarını oturduk masada tartıştık. Önümüzdeki yani 2023 yılında bunlar uygulamaya geçecektir. Bir esnafımızın bir sıkıntısı da bu Bağkur primleridir. Bu Bağkur primlerinden dolayı asgari ücretin yükselmesinden dolayı Bağkur primimiz de yükseldi. Bunun da biraz esnafımız sıkıntı çekiyor. Bu esnafın sıkıntı çekmemesi için hükümetimizden, devletimizden talep ettiğimiz nasıl bireysel emeklilere vermiş oldukları desteği de esnafımızdan vermesini istiyoruz. Biliyorsunuz bireysel kredilerde, bireysel emeklilerde %30 devlet desteği var. Bu desteğin de esnafa da yansımasını istiyoruz. Yansırsa hiç olmazsa Bağkur primi de esnaf öder, sağ olan faydalanır. Bu da bizim bir isteğimizdir Bağkur primiyle ilgili. Ayrıyeten de 1985 ile 2000 yılı arasında bazı esnaflarımız Bağkur'a geçmediğinden dolayı bu EYT'den faydalanma durumunda hükümetimizden böyle bir talep bize gelmedi. Bizim talebimiz var ama hükümetimizden böyle bir ışığı gözükmedi. Bunu da talep ediyoruz esnaf olarak. İnşallah 1985 ve 2000'deki esnaflarımızın faydalanması için EYT'den de bir ışık bekliyoruz.